IŞİD'e karşı yapılan saldırılar meyvelerini vermeye başladı. Çok sayıda militan öldürüldü. IŞİD ise tepedeki isimlerini zorunlu olarak değiştirdi. IŞİD, Suriye ve Irak'ta kritik bazı bölgeleri kaybetti. Kayıplar artınca örgüt bölgedeki askeri sorumluları değiştirme yoluna gitti. Bu kritik kararın bölgedeki savaşa olumlu mu yoksa olumsuz mu yansıyacağı merak ediliyor. IŞİD'le mücadele için dün Brüksel'de NATO toplantısı yapıldı. Toplantıya Amerika'nın öncülüğünde 60 ülkenin dışişleri bakanları katıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıda hazır bulundu. Ve artık bir an evvel harekete geçilmesi gerektiğini, hava saldırılarının yetersiz olduğunu, daha kapsamlı bir stratejiyle mücadele edilmesi gerektiğini, Suriye'de ılımlı muhalefetin ve Özgür Suriye ordusunun desteklenmesi gerektiğini. Toplantının ardından ortak deklarasyon yayınlandı. Yayınlanan deklarasyonda IŞİD'e karşı küresel seferberlikte sonuç alınmaya başlandı. Suriye genelinde ve Irak'taki ilerleyişi durduruldu denildi. Toplantının ardından konuşan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ise gelişmelerin olumlu olduğunu ancak IŞİD'le mücadelenin yıllar sürebileceğini açıkladı. Beşar Esad ise dün Fransız dergisine konuştu. Koalisyon güçleriyle adeta dalga geçti. Amerika öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırıları karada hiçbir fark yaratmadı dedi. Esad, terörizmi hava saldırılarıyla bitiremezsiniz diyerek meydan okudu. Öte yandan Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden IŞİD'e katılımların olduğu biliniyor. Ancak iddialara göre örgüte eski özel harekat polisleri ve askerler de katılıyor. Son dönemlerdeki politikaların PKK'nın önünü açtığını düşünen eski polis ve askerlerin PKK ve peşmerge güçlerine karşı savaştığı iddia ediliyor. Kobani'de ise gün boyu sokak çatışmaları yaşandı. IŞİD ile YPG arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor.